Herkese selamlar arkadaşlar. Ayhan Kayan Borsa Hisse Yatırım Ekonomi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Neredeyse bir aydır video atamıyordum kanala. Bunun için özür dilerim. Birazcık yaz miskinliği, birazcık e, bayram e, tatili diyebiliriz bunun nedenine. Daha sık video atmaya çalışacağım. Daha çok Twitter'da içerik üretmeye çalışıyorum. Önemli bir video. 1 milyar TL'nin altında olan ve e, potansiyeli yüksek, bence yüksek olan... E, hisselerden şirketlerden bahsedeceğim bu videoda. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi içermiyordur. 1 milyar TL'den küçük olması demek kesin yükselecek ya da ucuz olduğu anlamına gelmez. Sadece değeri düşük e, bu hisselerin tabii ki değeri düşük olmasının nasıl bir avantajı var derseniz, e, gidip e, kendilerini katlaması, potansiyellerin daha yüksek olduğunu da söyleyebilirim. Çünkü e, uyduruyorum 1 trilyon TL değerinde olan bir şirketin gidip 10x yapması ile burada 400 milyon TL olan bir şirketin 10x yapma ihtimali tabii ki de farklı. Ben bu yüzden sepetimde biliyorsunuz ki Twitter'dan da takip ederseniz daha çok garanti hisselere yönelirim, büyük hisselere yönelirim. Ancak sepetimin uzun vadeli sepetin özelliği ve genç yaştaysanız hani yaşınız henüz 40'tan düşükse, 45'ten 50'den düşükse bence... Sepetinizin bir miktarını bu küçük hisselerden birine yer vermeniz lazım. Çünkü e, borsada para bu hisselere kayabiliyor. Bu şirketler e, parayı daha iyi değerlendirdiğinde e, yüksek potansiyel sunabiliyorlar. Ancak şunu da söylemem lazım. Piyasa değeri düşük olan şirketlerin de riskinin daha fazla olduğunu hesaba katmak lazım. Bu yüzden sepetimizin ufak bir kısmını ayırmak lazım. Yani e, bilmem kaç senelik. Ereğli'nin, Büyük Ereğli'nin krizlerdeki e, hareketiyle bu şirketlerin krizlerdeki hareketi bambaşka olabilir. Özenle seçtim bu listeyi. 10, 10 şirketten bahsedeceğim. Aslında şöyle 1 milyar TL altındaki 9 şirketten e, ve 3 tane de 1 milyar TL'yi geçmiş yani sınırla geçmiş 3 tane şirket var. Onları da listenin bir numarası diye böyle kısaca bahsediyor olacağım bu videoda. Bu videonun fikri nasıl çıktı arkadaşlar? Dedim ki yani... E, bir tweet attım aslında o tweete çok reaksiyon geldiği için bu videoyu yapmak istedim. iPhone olmuş 90 bin lira Ortalama bir araba olmuş 1 milyon TL buradan gençlere sesleniyorum hani araba almak e, Araba almayı geciktirmek sizin ekonominiz için çok büyük bir karar eğer zorunlu değilseniz e, Bir telefona bu kadar para vermeniz Türkiye ekonomisinde Anadan babadan zengin değilsiniz ya da Avrupa'da sizin yaşadığınızın yaşadığı hayat size bir gram Koyuyorsa bu farkı kapatmak için Normalde x para olan bir arabaya 4x para vermek gerçekten çok kötü bir yatırım kararı oluyor. Ortalama bir araba 1 milyon TL dedik. Bakın Özsubal'a örnek verdim. Burada Özsubal'a çok yönelildiği için aslında bu videoyu yaptım. Ben sadece bir örnek vermiştim. Değeri 1 milyar TL'nin altında bir şirket. Yani siz bir Fiat Egea yerine, ki Fiat Egea dediğiniz segmentteki bir arabayı Avrupa'da adam üçte bir fiyatını alırken siz bir Fiat Egea yerine Össup gibi bir şirketin %90 üzerinde ihracat yapan bir şirketin binde birine sahip olabiliyorsunuz. Yani bu e, bambaşka bir tabii ki de bütün paranızı gidip tek hisse yatırın demek istemiyorum. Sadece burada bir kıyaslama yapmak istiyorum. E, buradan bununla bahsetmiştim. 1 milyar TL dediğiniz para arkadaşlar 38 milyon Dolardan bahsediyoruz. 38 milyon dolar dediğiniz para da Arda Güler'in bon servisini maaşını hesaplarsınız. Öyle bir para yani bu göstereceğim şirketler bir futbolcu ünlü bir futbolcudan daha ucuz şirketler. Şimdi arkadaşlar 10 şirketten ilkine başlayalım. Bu arada listemiz sıralı değildir ben rastgele yazdım ama video içinde de bahsedeceğim. Hani bu, bu şirketler benim daha çok hoşuma gidiyor. Bu şirketler sepetimde yok diye. E, nelere dikkat ettim arkadaşlar? Öncelikle yaptıkları işe dikkat ettim. E, tarihlerine baktım. Temel olarak dikkat ettim. Grafiksel olarak değil de temel olarak dikkat ettim. FK ve PD bölü DD gibi işte diğer temel değerlere dikkat ettim. Halka, halka açıklık oranı benim için önemli. Ama genel olarak önemli Görmeyenler de var. Bu yüzden hani ben halka açıklık oranından da bahsedeceğim ve kendim genelde e, halka çok açık şirketleri sepetimde tercih etmiyorum ki bu kararımdan genelde pişman da olmadım. Ama buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle küçük bir şirket halka çok açıksa bu sıkıntı yaratabilir. Şimdi 550 milyon TL değerinde. Bu arada bu videoyu yaptım e, ve bu videoyu yaparken. Ee, videoların çoğununda şey e, yani bu hisseleri hafta sonu seçmiştim ama bugün muhteşem atak yaptılar. Keşke hafta sonu atsaydım diye de pişman olmadım değil. Ee, Safkar Klima gitti bugün tavan yaptı. Ben yaptığımda 550 milyon TL değeri varmış. E tavan yaptığı için de ne oldu arkadaşlar? 600 milyon TL'ye geldi. Klima işiyle uğraşan, arabalara otomotiv e, otobüsleri ve e, normal klima yapan bir fabrikası olan ve bir binası olan bir şirketten bahsediyoruz. 550 milyon TL FK'sı 8'miş ben bu videoyu yapmadan önce. PD bölü DDS 3'miş. Halk açıklık oranı %65'miş arkadaşlar. E, zirve değerlerine doğru da emin adımlarla ilerliyor. E, bir göz atmanızı rica ederim. Ben de yok ama e, benim de listemde olan bir şirket. Tuğçelik ünlüdür. Alüminyum işi yapan emtiyelerdeki sıkıntılardan dolayı belki de siz onun adını çok duyamadınız. Çünkü emtiyelere piyasası biliyorsunuz e, koronadan beri sıkıntılarda Tuğçelik 1 milyar TL'nin altında bir değere sahip. Ben bu videoyu yapmadan önce ve hala da 1 milyar TL gibi değeri var. FK'sı 13 ki paydaş Avrupalı şirketlerine göre ucuz. PD bölü DD'si sadece 2 bunun da ucuz olduğunu söyleyebiliriz. Halka açıklık oranı %54. Burada dikkat etmemiz lazım. %7'si e, Yıldız Portföy Yönetim Şirketi Hedef Portföy'ün Portföy de Hedef Portföy biliyorsunuz geçen sene çok güzel atak yaptılar ki Tuğçelik'ten de güzel bir kazanç sağladılar ve hala da Tutuyorlar %7'si hedef e, portföyün elinde. Dikkat edilmesi gereken, takipte olunması gereken şirketlerden biri arkadaşlar. E, beni Twitter'dan takip edenler ÖZSÜP ile ilgili zaten zamanında halka, e, halka arz videosu da yapmıştım. Taze halka arzlarımızdan 2022'nin sonunda halka arz olmuştu. Halka arza katılanlara o zamanın parasıyla güzel de bir para vermişti. Yani o zaman insanlar Kasım ayında elektrik, su, internet paralarını ÖZSÜP balık ile e, ödemişlerdi belki de. Çok büyük ölçüde ihracat yapan bir firma. Ben çok beğeniyorum. 1 milyar TL, FK'sı 13, PD bölü dedesi e, 3, Halk açık oranı tabii ki de yeni halkardı, 133 ve geçtiğimiz günlerde e, minik bir temettü de vererek iyi niyet gösterdiler. Bence potansiyelli ve takip edilmesi gereken bir şirket ama birkaç tane bilançoda açıklamaları lazım. Burada tabii ki de diğer şirketler gibi risk unsuru vardır diyorum. E, 17,5 TL. Ben bunu Twitter'dan paylaşmıştım zaten su Balık'ın e, potansiyelini. E, sık sık da alsat da yapmıştım. Ancak şu an için uzun vadeli bir miktar, ufak bir miktar tutuyorum ve arttırmak istiyorum arkadaşlar. E, bakıyoruz öz değere ne arkadaşlar? Yine e, plastik e, sektöründe olan, fabrikası olan, ürünleri olan, e, üreten... Bir şirket değerine baktığımızda sadece ve sadece 410 milyon TL, 400 milyon TL'lik bir şirketten bahsediyoruz. Yani şu an halka arzı olsalar eşit halka arzı olacaklar. E değerlerine bakalım. FK'sı 9, PD bölü, DDS'i %4, pardon 4. Halk açıklık oranı ise %66. Yani halk açıklık oranına bakmazsak yeni halk arzı olmuş diye bir şirket değerinde olan e ee, Bir şirketten bahsediyoruz. Tabii ki de bunun da atanı yapmış aslında yani neredeyse yüzde yüz bir yükseliş kaydetmiş sadece iki ayda ee, birazcık takipte olması gerekiyor bence insanların bunu bu zirveden ne tepki verecek buna bir bakmak lazım ama zirveyi geçerse e, sanki yolu da açık gibi duruyor. Megap çok konuşulan bir şirkettir benim sepetimde yer vermeyeceğim bir şirket halka açıklık oranı yüzde yetmiş bir milyar TL. FK'sı 8, PD bölü DDS'i de 2.7 olan bir şirketten bahsediyoruz. Üreten bir şirket ve ürettikleri şeye de talep e, yani özellikle yalıtım konusunda talep her zaman artacak. Uşak yine benim e, halka açıklık kriterlerim. Tabii ki de bu kriterlerimi bu arada alsat için e, bozabilirim. Hani ben belli bir oran üzerindekiyle kesin almıyorum demiyorum. Mesela uşak sepetimdeydi sonradan satmıştım. 1 milyar TL arkadaşlar koskoca uşak seramiğin değeri. 1 milyar TL ve PD bölü DD'si 1.1 yani defter değeriyle aynı arkadaşlar ki yeni bilançolarla beraber bu onun altına bile düşebilir. Defter değeriyle aynı olan bir şirketten bahsediyoruz. FK ise 5.4 yani kendini 5 senede 6 senede amorti edebilecek bir şirketten bahsediyoruz. Ee, gerçekten ilgi çekici. Sepetim yok ama her anda ekleyebilirim. Derim, delimi işte hafta sonu yapmadığım için üzgün olduğum e, videolar e, bu videoyu hafta sonu yapmadığım için üzülmüştüm. Derim, Derimot biliyorsunuz reklamlarda olan bir şirket ve değeri sadece 700 milyon TL. PKS 12 PD bölü ise 4,5 civarında halka açıklık oranı %27. Yani taze halka arz olmuş değerinde bir şirketten bahsediyoruz. Derimot'tan bahsediyoruz. E, sepetimi bir türlü ekleyemedim. Çok hızlı atak yaptı. E, bir yerlerden ekleyebilmek istiyorum aslında. Yani keşke tekrardan 12, 12'lerin altına düşse de alabilsem diye bekliyorum düşer mi düşebilir piyasa bu belli olmaz. Son zamanlarda çok konuşulan Berkosan. Berkosan'ı ben de tweetlerimde de yer vermiştim. Potansiyel olan, yine üreten ve hacimli hacimli yükselen bir şirketten bahsediyoruz. Çok çok kısa bir sürede 2x'i de geçti Berkosan ve Berkosan'ın bu kadar yükselişe rağmen değeri sadece 460 milyon TL, FK'sı 18'di. Artık bugünkü yükselişle beraber 18'i de geçti, 20'lere doğru geldi. PD bölü DDS'i ise sadece 4 halka açık oranı %67. Berkosan geri çekilirse arkadaşlar şuraları gelirse kesinlikle almayı düşünüyorum. BN taş, BN taş ile ilgili zamanda yine video yapmıştım. Bakın orada da demiştim ki trendi kırarsa e, geri çekilme olabilir ve maalesef tutunamadı o zamanki e, ayı sezonundan dolayı ve düşüş yaşadı. Ancak bakıyoruz BN tasa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 gündür yeşil mum veriyor. Birazcık dikkat etmek lazım ve dirence de geldi. Bu dirence vereceği tepki çok önemli. 710 milyon TL değerindeki şirketin FK 8.5 ve PD bölü DDS'i çok iyi. 1.5 halka açık oranında %50. VN tası ben e, sepetim eklemeyi düşünüyorum arkadaşlar. E, şu an yok ama şuradan verecekleri tepkilere göre de bir miktar eklemek istiyorum. Şimdi 9 şirket saydım arkadaşlar. 10.yu Seçerken dedim ki 1 milyar TL'nin üzerinde olup da dikkatimi çekenlerden birazcık bahsedeyim. Hani burada da 1.5 milyar TL gibi bir sınır koydum. GSD, GSD'nin e, deniz taşımacılıkla ilgili çok ucuz şirketi, potansiyelli şirketi al satını çok yapmıştım. Bu sefer sepetime de ekledim. Dikkat etmek lazım. Ucuz bir şirket ama kasasında da para olan bir şirket. Bence muadillerine göre çok ucuz bir şirket olduğunu düşünüyorum. TLM gitti bugün. O da tavan yaptı. Keşke yapmasaydı ama e, tavanla beraber değeri de 1.5 milyar TL'leri geçti. Trabzon iş, Liman İşletmeciliği köklü bir şirket, var olacak bir şirket ve dirençlere doğru geldi. Takipte olunması gerektiğini düşünüyorum. Ve benim sık sık alsat yaptığım inceleme yaptığım halk arzından beri dikkat çektim. Çünkü halk arzında iyi bir fiyat, anali, e, fiyat yükselişi de yapmadı. e y o Normalde GYO'lara çok yatırım yapmam ama bu fiyatlanmayan bu hissenin değeri de e, yanlış hatırlamıyorsam 1.6 milyar TL gibi bir şeydi. Tonla projeleri var, e, konut enflasyonundan etkilenmeler ve bakınca halk arz fiyatının da Sadece ve sadece e, %50 falan yukarısında bir şirketten bahsediyoruz. Hatta %50 bile değil şu anki fiyatından. E, o zamanki enflasyonu, halk arz gelini ve iskontusunu da sayarsak Bence şu an için fiyatı hala ucuz. Ee, ama işte sığ bir tahtası var. Ha, tabii ki yeni arz. Ve projelerde nasıl olacak? Yatay mimariyle projeler üretiyorlar bu arada. Bence bu da iyi. Ama işte konut fiyatlarına e, talep bu kadar devam edecek mi? Satışları devam edecek mi? Projelerinde sıkıntı yaşayacaklar mı? Bunları da görmek lazım diyeyim. Ee, bu emek verdiğim videoyu da yavaş yavaş bitireyim arkadaşlar. Sizin bu e, listede olmayıp da dikkatinizi çeken şirketler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bu saydığım 12 şirketten hangisi sizin sepetinizde yer almasını istersiniz hangisinin sepetinizde var bunu da videonun altına yorum yapabilirsiniz en çok talep gören ve en çok yorum alan videoları da sence hangi şirket Twitter kanalında yani en çok talep edilen 4 taneyi koyacağım ve ankete sunacağım peki insanlar ne kadar hangi şirketi öne sürüyorlarmış bence bu da birazcık ışık oluyor bakın havacılık için yapmıştım Türk Hava Yolları öne çıkmış ee, Borsa, e, Borsa İstanbul'un en büyük 4 şirket için yapmıştım. Yine Türk Hava Yolları öne çıkmış ama burada bir rekabet var. Mesela Koç Holding geride kalmış ki bu da yatırım yapmadan önce aslında bu anketlerinde önemli olduğunu düşünüyorum. Bana sorarsanız da yani sepetimde hiçbirinden çok yok arkadaşlar bu şirketlerin. Ama en favorilerim derseniz Össup, EYGO ve GSD şu an sepetimde az miktarlarda da olduğu için bunlar benim favorimdir. Ee, takip ettiklerim ise yakından gerçekten BNH Berkosan Derimotu almak için böyle e, Çok tetikteydim olmadı e, Bu şirketleri almak için tetikteydim Olmadı diyeyim e, Dediğim gibi videoyu beğenmeyi unutmayınız kanalıma abone olmayı unutmayınız beni Twitter'dan takip etmeyi de unutmayınız diyeyim kendinize çok çok iyi bakınız